Milli takımımıza kalede Emre Bilgin başlayacak. Savunmada Ayber Karapo, Serdar Saatçı, Emin Bayram ve Kazımcan Karataş'ı izleyeceğiz. Savunmanın önünde Yunus Emre Konak forma giyecek. Aksel Baran Potur ve Cihan Çanak da Yunus Emre ile birlikte orta alanı oluştururken forvet arkasında Bartu Elmas. Forvet'te de Erencan Yardımcı'yla Emircan Gürlük milli takımımızda. Konuk Slovenya'ya da hemen bir göz atalım. Kalede Slovenya'da Zanluk Leban forma giyecek. İleniş, Ratnik, Kuzmiş ve Strainer dörtlü savunmada. Zelkoviç ile Yevsenak savunmanın önünde oynayacak. Çipot, Sestar ve Begic hücuma yakın isimler. Gradisar'da en uç noktada gol ayağı olacak. Slovenya'da Milenko Acimovic, Slovenya'nın teknik direktörünün ilk 11'i bu şekilde ki. İşte maçın hakemleri görüntüde. Maçı Can Cengiz yönetecek. Emre Akkaya ve Sefa Özcan yardımcılıklarını yapacak. Ertuğrul Kösterelioğlu da maçın 4. hakemi. Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Artık maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Zan Leban ve Serdar Saatçı, iki kaptan, maçın hakemlerinin yanında. Maçta ilk düdük sesi ve Türkiye-Slovenya maçı başlıyor. Başarılar milli takım. Ayberk taçı kullandı. Savunmadan müdahale. Aksel iki oyuncunun arasından çıktı. Erencan kendini gösterdi. Aksel, Erencan'ın offside'de olduğunu düşündüğü açıyı bulamadı. Sonrasında top kaybı ve Emircan da rakibine faul yaptı. Emircan'la Zelkoviç arasında bir gerilim. Bir anda kalabalıklaştı o nokta. Rakiplerini de, arkadaşlarını da sakinleştirmeye çalıştı. İşte her şey böyle başladı. Emircan ve Zelkoviç arasında. Sonrasında gerginlik çok uzun sürmedi. İleniç sağdan hareketlendi. İleniç baktı içeriye. Orta bomboş durumda bir kafa Emre çıkardı. Emre Bilgin. Korneri kullanacak Slovenler. Bu kafa Radisar'dan soluna çok iyi uzandı ve kurtarışı yaptı Emre Bilgin. 4 kişilik baraj Slovenya'dan. Cihan Çanak ve Bartu Elmas topun gerisinde. İşaret geldi. Cihan bıraktı. Bartu kaleyi düşündü. Yan ağlara gitti. İyi düşündü Bartu ama uygulamada istediğini yapamadı. Boşluğu görünce Çigot çizgide, Strainer var. Çigot bıraktı arkadaşına. Bayrak davada offside. Bu kez de Serdar ve Çigot arasında bir gerilim. Emre de o noktada, o nokta bayağı bir kalabalık hale geldi. Kulübeler de şimdi o noktaya gitti. Yani maalesef bir hazırlık maçında bu görüntüleri görmek keyifli değil tabii. Neyse ki şimdi pozisyonun başlangıcına bakalım. Offside kararı çıkmıştı. Sonrasında Çigot ve Serdar arasında bu ikili mücadele, daha doğrusu bu gerginlik. Aksel'den Emircan, Emircan Gürlük. Emircan orta şansı arıyor. Emircan yaptı da ortayı. Erencan vurdu dışarıya. Yakın mesafeden bir kafa Erencan'dan. Az farklı top dışarıya gitti. Şu ana kadar maçta yakaladığımız en iyi fırsat bu. Emircan nefis sürükledi atağı. Ortası çok etkili. Erencan'ın kafası. Top dışarıya gitti. Büyük bir fırsattı. Ve ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor Can Cengiz. İlk yarıda Pendik Stadyumunda gol yok. Türkiye 0, Slovenya 0. 2. yarıya milli takımımız başladı. Cihan çalımı attı. Cihan Çanak. Cihan ilerliyor ceza sahasında. Cihan çevirdi, gol şansı. Top boşta kaldı savunmanın müdahalesi. Bartu
Yunus Emre final paslarında ve o noktada topun hızını artırmakta zorluk yaşadık. Aksel Baran Potur topu aldı. Aksel, Ayberk'e iyi pas. Ayberk içeride, Ayberk yerde. Oyun devam etti ve out işaret ediyor Can Cengiz. Ayberk Karapo yerde kaldı. Gözler Can Cengiz'e çevrildi ama devam dedi, out işaret etti Can Cengiz. Serdar, Emin Bayram, top Slovenya'da kaldı. Şimdi etkili geldi Slovenya, kaleci Emre, Emre Bilgin. Bir kurtarış daha Emre Bilgin'den. Orta ön bölüme doğru. Top ağlarımıza gitti. Kale alanında bir kafa ve Slovenler golü kutluyor. Dakika 67. 1-0 önde Slovenya. Son dokunuşu yapan Zeljković. Ön bölümde Bires arkaya yaşırdı. Zeljković kafayı vurdu ve 1-0 öne geçiyor Slovenya. Demir Ege iyi sakladı topu. Demir Ege bir de çalım ceza sahasında. Orta geldi. Kalecide kaldı Leban. Köşeyi iyi kapattı Leban. Cihan kullanacak. İşaret geldi. Cihan. Ortası, kafa vuruşu, top boşta, savunma karşıladı. Atak devam edecek Yasin. Yasin vurdu, son anda kaleci, top boşta ve gol! Metehan Altunbaş. Yasin'den nefis şut, güçlükle çıkardı Leban. İyi takip Metehan'dan. Top ağlarda, 81'de dengeyi buluyoruz Slovenya karşısında. Yasin Özcan. Müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Leban güçlükle müdahalede bulundu. Doğru zamanda doğru yerdeydi. Golü attı Metehan Altunbaş. Cihan ve Yasin barajda yer değiştiler. Şimdi Cihan ayrıldı. Yasin tek kaldı. Pişek. Ortası, kafa vuruşu dışarıya. Offside bayrağı da havada. Burak. Burak'tan top kaybı. Etkili geldi Slovenya. Brest. Ceza sahasında tehlike. Şut şansı. Jovanović savunmanın müdahalesi. Savunmanın müdahalesi. Son bölümler. Maçta tempo arttı. Burada penaltı bekledi Slovenya. Cihan, orta geldi, kafa vuruşu dışarıya. Yine bir gerginlik, 6 pasın içerisinde. Maalesef bugün maçın başından bu yana bitmeyen bir gerginlik var. O anlardan bir tanesi daha. Çok uzamadı neyse ki. Emin Bayram'ın kafası. Jovanović, Pişek. Pişek vurdu dışarıya. Ve maçta son düdük sesi geliyor. Maç 1-1 berabere bitiyor. Hazırlık maçında Türkiye ile Slovenya 1-1 berabere kalıyor.